Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Kansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korona Doktor ekibinin ortak görüşü olarak şunu söylemek istiyorum. Bir ay daha mevcut durumu korumamız gereklidir. Bir ay sonra ise duruma göre karar verilmelidir. Evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya devam etmeliyiz dedi. Akansoy'un 2500 beğeni, 700 yorum ve 938 paylaşım alan yazısı şöyle. Sevgili halkımız, koronavirüsüyle aktif mücadelede 40 günü doldurmak üzereyiz. Bu süre içerisinde bizler de yeni bilgiler, yöntemler öğrendik, uyguladık. Göğüs hastalıklarından 7, enfeksiyon hastalıklarında 4 doktoruz. Ama diğer bölümlerde de doktor arkadaşlarımız bizlere katıldı. Ülkemiz koronavirüs salgınında İtalya, İngiltere, Türkiye ve benzeri ülkelerdeki yıkımı yaşamadı. Bunun başlıca sebepleri okulların erken tatil edilmesi, kamu ve özel iş yerlerinin kapatılması ve yurt dışından gelişlerin kontrol altına alınmasıdır. Sizlerin, sevgili halkımızın evlerinde kalmak için gösterdiğiniz çabaya ve sabıra minnettarız. Toplumun büyük bir kısmının evinde kaldığını gözlemledik. Bir ay önce sizlere bir söz vermiştik, bir de söz istemiştik. Covid tanısı alan hastalarımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Sizlerin de evde kalması işimizi kolaylaştırıyor. Korona Doktor ekibinin ortak görüşü olarak şunu söylemek istiyorum. Bir ay daha mevcut durumu korumamız gereklidir. Bir ay sonra ise duruma göre karar verilmelidir. Evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya devam etmeliyiz. Koronavirüsün tehdit ettiği kesim, yaşlı ve ek hastalıkları olanlardır. Bu nedenle evde kalma ve çocukların okula gitmemesi çok önemlidir. Hekim olarak şu tespiti yapmak istiyorum. Bana gelen yaşlı hastaların çoğu grip veya benzeri enfeksiyonları torunlarından almaktadırlar. İleride çalışma hayatı kademe kademe açılacaktır. Burada ise çalışan kişilere yaşlı anne ve babalarını korumak için çok büyük görevler düşmektedir. Maskeyle yaşamaya alışacağız. Koronavirüsün ne zaman ortadan kalkacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Bu nedenle maske takmaya ve ellerimizi sık sık yıkamaya, sosyal mesafeyi korumaya çok dikkat etmeliyiz. Korona yıkımına uğramadık diye rehavete kesinlikle kapılmamalıyız. Yoksa bunun faturası çok ağır olur. Erkekliğin onda 9'u kaçmaktır, geri kalanı yakalanmamaktır derler. Lütfen koronadan kaçın ve yakalanmayın. 30 yaşın altındaki hastalarımızın hastalığı çok rahat geçirdiğini, hatta pek çoğunun şikayeti bile olmadığını gözlemledik. 30 yaşın üzerinde ise hastalarımızın çoğunda her iki akciğeri tutan zatür hesapladık. 4'ünü kaybettik, diğerleri tamamen iyileşti. Korona için yapılan testler, PCR dediğimiz test, boğazdan ve burundan alınan sürüntüler çalışılıyor ve yanılma payı çok çok düşük olan testtir. Çalışması zaman alıyor. Hızlı test ise kan örneği ile çalışılıyor ve 10-15 dakikada sonuç çıkıyor. Hızlı teste pozitif çıkanlar PCR testi ile kontrol ediliyor. Hızlı teste pozitif olanların %60'a varan oranda gerçekte pozitif olmadıkları saptanıyor. Diğer yandan hızlı testin negatif çıkmasında ise doğruluk %97 ila 98'dir. Bir hafta öncesine kadar testleri bilgisayar ortamında isterken ani bir kararla testleri kağıda yazıp işlem yapmamız istendi. 40 gündür medyada, sosyal medyada pek çok kişi koronavirüs hakkında konuştu. Bazısı gerçekten bilgi verdi, bazısı ise ahkam kesti. Konunun uzmanı olmayan kişilere koronavirüsü çok cazip geldi. Beğeni almak uğruna neler yapılmadı ki? Beylik sözler söylendi. Topyekün savaşa denildiğinde bizler 4 haftadır zaten savaştaydık. Bir doktor beyimiz eşi doktor hanıma rapor almak için çırpındı durdu. Üzüldük. Ama sevgili halkımız, sizler üzülmeyin. Çünkü astımı olduğu halde raporu reddedip gönüllü çalışan doktor hanımlarınız da var. Bilin istedim. Guguk kuşu doğadaki en kurnaz kuştur. Neden mi? Guguk kuşu diğer kuşların yuvalarını izler, yuva boş kalınca hemen yuvaya uçar. Yuvada 3 veya 4 tane yumurta vardır. Birini yere atar. Hızlı bir şekilde yumurtalar, bu esnada can havliyle bağırır. Yumurtladıktan sonra yuvadan ayrılır. Yuvanın sahibi olan kuş gelir, yumurtaların üzerine oturur, zaman gelir yavrular yumurtalardan çıkar. Bu arada guguk kuşu yuvayı gözler. Yavrusunu diğer kuşa besletir, uçma vakti gelince yavrusunu gelip alır. Sevgili halkımız, medyada, sosyal medyada can havliyle yırtınıp duran guguk kuşlarına itibar etmeyiniz. Sizler için çalışan doktorlara, hemşirelere, ilgili kamu görevlilerine güveniniz. Koronavirüs de bir hastalıktır. Erken tanı hayat kurtarır. Bunun ayıbı yoktur. Lütfen temas öykünüz varsa
yetkili mercilere ulaşınız. Rum tarafında gelen klorokin fosfat etken maddeli ilaç üzerine birkaç cümle yazmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda sıtmaya tutulan Amerikan askerlerine bu ilaç veriliyor. Bu askerler içerisinde romatizması olan askerlerin sıtmanın yanı sıra romatizmalarının daha da iyileştiği görülüyor. Bunun üzerine romatizmal hastalıklarda da kullanılmaya başlanıyor. Fakat bu ilacın görme kaybı yaptığı saptanıyor. Bunun üzerine hidroksiklorokin geliştiriliyor. Bunun görme kaybı yapma ihtimali daha düşük. Bizim elimizde olan ilaç hidroksiklorokindir. İlaç, ecza deposunda hidroksiklorokin isimli ilaçtan 26.410 tablet vardır. Bu sayıya devlet hastanelerinin eczanelerdeki hidroksiklorokin sayısı dahil değildir. Hidroksiklorokin, koronavirüs tedavisinde kullandığımız ilaçlardan biri olup bugüne kadar yaklaşık 1600 tablet kullandık. Bu süre içerisinde göğüs hastalıkları servisindeki 22 yatak için yoğun bakım altyapısı hazırlandı. Gerektiğinde 22 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüşecek şekilde hazırlandı. 3 gün önce yan koridordaki enfeksiyon hastalıkları servisinin 20 yatağı için aynı çalışmalar başlatıldı. Yoğun bakımda kullanılan mekanik ventilatörlerin ilk partisi geldi. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde ek olarak 40 adet solunum aletimiz daha gelecek. Sadece ateşi olan hastalar değil, solunum sorunu olan her hastayı değerlendirip karantinaya alıyoruz. Kan tahlilleri, korona testleri yapılıyor ve akciğer film ve tomografileri çekiliyor. İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri pek çok ülkede ateşi olan hastalar evine gönderiliyor. Şikayetler artarsa arayınız deniliyor. Bizde ateşi olan hastalar mutlaka hastanede doktor kontrolünde takip ediliyor. Ateşi olmayan ama koronavirüsü teste pozitif olanları 2-3 gün hastanede izleyip negatif olana kadar otel ve yurtlara yerleştiriyoruz. Temaslı kişilerin takibini yapan ayrı bir ekibimiz var. Temaslılar tek tek saptanıyor. Dünyanın pek çok güçlü ülkesini dize getiren koronavirüs, ekonomisi güçsüz olan ülkemizde de sıkıntılara yol açmaktadır. Geçen 40 günlük sürede eksiklerimizi gördük. Bunların çoğu giderildi. Yapılan olumlu gelişmelere dahi at gözlüğüyle bakan ucuzcu tayfası türedi. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Hep olumsuz eleştiri yapıyorlar. Bunlara tavsiyem, 10'ar paket makarna, pirinç, bulgur ve kuru bakliyat almaları ve en yakın muhtarlığa teslim etmeleridir. Böylelikle ucuz olmayan bir iş yapmış olurlar. Son olarak ağır vakalarda kullanılan favipiravir ve tocilizumab isimli ilaçlar elimizde var. 100 ağır hastaya yeter ama kritik hasta sayısı çok artarsa yetmeyecek. Bu nedenle bu ilaçların sayısını artırmalıyız. Saygılarımla, Doktor Mustafa Akansoy, Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi.